İyi günler, iyi pazarlar. Bahattin Yılmaz, İskilip Madenciliğin ortaklarındanım. Bize bu işletme Yılmaz Madencilik dedemden kaldı. Buranın kurucuları Hasan Yılmaz ve Nazip Yılmaz'dır. Daha sonra buraya Mehmet Yılmaz geldi. Daha sonra ben geldim, İzmir'deydim. Akabinde diğer abilerim de geldi. Biz 2000 yılına kadar burada normal ortak çalışıyorduk. Bu firmanın %15 hissesi bize aittir. 2000 yılında aramızda anlaşarak ben hisseyi verdim. Daha sonra İskilip Madencilik olarak ocağın belli bir kısmını aramızda böldük. Tabii ruhsat bölünemediği için biz %1 rödevans gösterip çalışıyorduk. Ta ki bu Soma kazasına kadar. Soma kazasından sonra devlet özel sektöre sahasında ayrı firma istemediğini söyledi. Bunun üzerine biz de tekrar Hasan Yılmaz'dan bir anlaşma yaptık ve Yılmaz Madenciliğin şubesini kurduk. Tabii biz böyle çalışırken daha sonra ortaklar arasında bir seçim oldu. Seçime de Nazif Yılmaz girdi. Nazif Yılmaz kazandı. Nazif Yılmaz'dan da yine aramızda protokol var. Fakat protokolü hiçe sayıyor. Diyor ki burada çalışamazsın. Bizim de başımızdan bir takım olaylar geçti. Sıkıntıya düştük. Daha sonra bu sıkıntılarımızı aştık. Tam çalışmaya, kömür çıkartmaya başladık. Nazif Yılmaz bizi taciz etmeye başladı. Nazif Yılmaz 42,5 yıldır İskilip'tedir, doğrudur ama aktif madencilik hayatı 2,5 yıldır. Daha önce hiçbir zaman yönetime gelmemiştir. Sürekli abisi Hasan Yılmaz tarafından yönetilmektedir. Mehmet Yılmaz tarafından yönetilmektedir. Şirket böyle çalışıyordu. Bizim maden dairesinden herhangi bir sorunumuz yok. Ocağımız sürekli denetim görüyor. Denetimlerde de herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi geçen gün bir basın toplantısı yaptı. Orada söylediği şeylerin bir kısmı bilgi eksikliğinden dolayı olsa gerek ki yanlış bilgi veriyordu. Ben de onun üzerinde kendim bilgilendirmek istedim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Nazif Bey diyor ki İskilip Madenciliği SSK borcu ne kadar bilmiyorum diyor. İskilip Madenciliği'nin SSK borcu 11.914 liradır. Yılmaz Madenciliği'nin şubesinin borcu kendisinin beyan etmesi üzerine 910 milyon civarındadır. Yılmaz Madencilik ana firmanın borcu 37 milyonla 40 milyon arasındadır. Daha sonra bizim işçilerle mahkememizin olduğunu söylemiştir. Doğrudur. Bizim işçilerle şu andaki arabulucuda 311 bin lira kalmıştır. Yılmaz Madencilik bizim ocaktan aldığı işçilere ve borcum 125 bin liradır. Yani 436 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Bu da yaklaşık 150 ton kömür. Şimdi diğer arkadaşlara ödeme yapmadı diyor. Ben bu sene 10-11-12. Aylarda diğer arkadaşlara 846.920 TL ödeme yaptım. Tabii evraklar buradadır. Bu fazla dosyaya da gerek yok. Nazip Bey herhalde yanlışlıkla kendi işletmesinin dosyasını getirdi. Çünkü kendi işletmesinden ilgili sorunları da büyüktür. Bunu İskilip İcra Dairesi de biliyor. İskilip'te çalışan arkadaşlarımız da biliyor. Artı Nazip Bey'in dedi, ben diyor işçinin maaşını dağıtacağım. Bahattin Yılmaz bana bodroları vermiyor diyor. Doğrudur. Biz bodroları veriyoruz. Kendi muhasebecisi almıyor. İskilip'teki muhasebecisine veriyoruz. Almıyor. Diyor ki biz kendi maaşımızı zor ödedik. Bunu ödeyemeyiz. Şimdi Nazip Yılmaz kendi ocağında artık nasıl üretim planı yaptı, nasıl yanlışlıklar yaptı veya nasıl bir hazırlık yapıyor orasını ben bilemem. Ama kömür ocaklarında projeleri maden mühendisi, işletme müdürü, şef, çavuş bunlar oturur, toplanır. Bir proje yapılır, o proje üzerinden çalışılır. Şimdi Nazif Yılmaz üretim yapamadığı için, bizim işletmemizin de durumu iyi olduğu için kısacası bizim işletmeye gözünü dikmiştir. Kendisi 60 metrede kömüre gireceğini söylüyor. Demek ki bunların hesabını kitabını yaptı. Ama bu meyanda ben zaten maaşları bu hafta ödeyecektim. Çünkü geçen hafta ben bir iki yerden
bağlantı yapıp para alacaktım. Bu olay olunca bu sefer müşteriler benden bağlantı yapmadı. Yapmayınca da tabii sıkıntıya düştük. Burada ben hiç kimseye maaşını vermiyorum, vermeyeceğim de demiyorum. Ama şu anda bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı da Nazif Bey, Kaymakam Bey'e anlatmış. Belediye başkanımıza anlatmış. Ben bunu çözeceğim dedi. Ben şimdi bodrolarda vereceğim. Nazif Yılmaz bu sıkıntıları çözsün. Zaten bizim şu anda işletme normalde 8 ortaktır. Yani Yılmaz Madencilik. Ama 6 ortağın hissesi vardır. Mesela ölen bir halamın hissesi de Nazif Yılmaz tarafından verilmemiştir. Ama bu halamın çocuklarına para gönderiyor. Bizim bu firmada normalde %15 ortaklığımız var. Ben Nazif Yılmaz'a geçen hafta çarşamba perşembe gününe kadar ben ocağı satayım dedim, devredeyim, kendim bırakayım. Mustafa Batur beyefendi rahatsız olmasına rağmen sağ olsun iki sefer Ankara'dan geldi. Biz konuştuk, şartları da konuştuk. Lakin çarşamba günü öğleden sonraya kadar biz işletmeyi Nazif Bey'e verecektik. Benim talebim de şuydu, Nazif Bey'in oğlunun oğlu maden mühendisidir, ODTÜ mezunudur. Dedim ki Nazif Bey'in oğlu gelir işletmede durur, başka bir eleman da gelir, ben de eleman veririm. Değer tespit yaparız, bize bir miktar para verir, bir miktar da kömür verir. Biz alacağımızı alana kadar gidip geliriz. Daha sonra da Allah herkesin işini rast getirsin dedim. Tamam dedi. Fakat en son dedi ki Nazif Bey, ben bir yere imza atmam. Daha sonra jandarmayla geldi ocağı kapatmaya. Malum bu kömür ocağı bakkal dükkanı değil. Sonra bakkal dükkanını bile devrederken insana bir kapora verilir. Bir hava parası verilir. Şimdi Nazif Bey'in dediği ben ocağı kapattım. Bu iş kapattım demekle olmuyor. Burada 125 tane işçi arkadaş var. Ben bugüne kadar gelmek için İşçi arkadaşlarımızın da hepsi biliyor, hatta oğlu ve kendisi diyor ya, niye Bahattin Yılmaz'a gitmiyorsunuz, niye Bahattin Yılmaz'a? Bizim arkadaşlarımız Bahattin Yılmaz'ı biliyor. Bahattin Yılmaz arabasını, evini, otelini, her şeyini sattı, bugüne kadar maaş ödedi. Ben 11. aya kadar da maaşımı sürekli muntazam ödedim, yine ödüyordum, lakin geçen hafta bu olayı yapana kadar yaptığı için de ben sıkıntıya düştüm. Ha, bu nasıl olur? Biz de tabii şu anda kanuni haklarımızı kullanıyoruz. Mahkemeler devam ediyor. Ama velev ki diyelim ki biz hiçbir yerde başarılı olamadık. Bunda da sıkıntı yok. Neden? Daha önce olduğu gibi mesela hurdacı başçavuş buradadır. Ben maaş ödeyemezken tornayı, 3 metrelik tornamı ben Kantar'da kiloyla sattım. Mazot tanklarımı sattım. Melas tanklarımı sattım. Ben işçinin borcunu ödedim. Yarın öbür gün yine bir çıkmaza düşersek bu sefer ben ocaktaki elektrik motorlarımı, her şeyimi satıp ben işçi arkadaşlarla yine helalleşirim. Şimdi Nazif Bey abisinin bıraktığı ocağı devraldığı için abisi de biraz malzemeden yana çok dikkat ederdi. Bir tane motor lazımsa 3 tane alırdı. Şimdi motor fiyatları Nazif Yılmaz bilmediği için bizim malımızın da herhalde gözünde bir değeri yoktur. Bizim motorlarımız Antigruzo'dur. Bunlar 3-5 bin eurodan başlar. Bantlarımız alev yürümezdir. Bunlar yine 100 dolardan başlar. Bizim yaklaşık 2000 metre bantımız vardır. Malzemelerimiz, galerilerimiz, her şeyimiz bulunmaktadır. Zaten bu olayı ailede Nazif Yılmaz'dan başka destekleyen yoktur. Bir de oğlu destekliyor. Bir de İskilipli Mustafa Çelik diye bir koruması var, yakın koruması. Bu Bekir Çelik'in oğluymuş. Ben kendisini tanımıyorum. Bu aile içi mevzularına da nereden müdahil olduğu onu da bilmiyorum. Geçen gün işçi arkadaşa diyor ki, işçi arkadaşımız benim diyor borcum var diyor. Nasıl diyor ben bunu halledeceğim? Niye borçlanıyorsun diyor. Doğru söylüyor. Kendisi emekli oldu. Neden çalışıyor? Yani çalışmasının nedeni ne? Burada geçenlerde Ulaştırma Bakanımız geldi. Nazif Yılmaz'dan görüşme yaptı bu konu hakkında, bunu hallet diye. Nazif Bey de sağ olsun çok duyarlı bir vatandaş olduğu için Tosya yolunu sordu Bakan Bey'e. Daha sonra yine Ahmet Sami Ceylan vekilimiz sağ olsun birebir ilgileniyor.
Vali Bey ne yaptığını bilmiyorum. Kim mutlaka Vali Bey de ilgileniyordur sanırım. Geçen gün görüşecektik, görüşemedik. İskilip Kaymakamımız sağ olsun birebir ilgileniyor. İskilip Belediye Başkanımız ilgileniyor. Yani bu konunun çözülmesi lazım. Ha burada eğer Çıbanbaşı bensem sıkıntı yok, ben bırakıp giderim. Ama Nazip Bey rahatsız hastadır. Yani Nazip Bey paranoya hastasıdır. Alzheimer da vardır kendisinde. Tahmin ediyorum ki bir tam teşekküllü hastaneye gitse sağlık raporu alamaz. Yani konuştuğumuz tüm arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyor. Ya da bu işin bence en güzel çözümü, bürokrasi devreye girecek. Yılmaz Madenciliğin ana firma ve şubesi bizi ya bir bilirkişi atanacak, işçi arkadaşlar çalışacak, maaşlarını alacak. Mahkeme sonuçlandıktan sonra bir yere varılır. Ben Nazip Bey'le daha önce pazarlık aşamasındayken yine İskilip savcılığından değer tespit yaptırdık. Ama tabii değer tespiti arkadaşlar tam yapamadı. Çünkü neden derseniz yeraltı malzemesini bilmediği için mesela bizim lokomotifimiz var 25.000 TL değer yazmış. Lokomotifimizin kendisi 25.000 dolardır. Elektrik motorlarımız yine aynıdır. Kazı makinalarımız var vesaire var. Ha benim amacım nedir? Bu işçi arkadaşlarımız mağdur olmasın, çalışsın, herkes emeğinin karşılığını alsın. Ama bence buraya yani ne bileyim bir bilirkişi atansın ve arkadaşlar bu kış günü mağdur olmasın. Benim konuyu toplamak gerekirse böyle taleplerim var. Yine kendisi bilir. Ahmet Sami Ceylan vekilimiz sağ olsun bu işi dedi çözeceğiz dedi. Belediye başkanımız yine aynı. Kaymakamımız sağ olsun gece gündüz hiç şey yapmıyor. Nazip Bey geçen gün hatta kendisi de dedi yani ben 42,5 yıldır buradayım. Şivem de iskilipler gibi oldu. Şimdi abisinin demekle 125 kişiyi sen işten çıkartıyorsun. Ondan sonra ben iskilipliyim diyorsun. Kimin daha çok iskilipli olduğunu girişte tabelada yazıyor iskilip madencilik diye. Ben yaklaşık 31 yıldır buradayım. Bizim çoluk çocuğumuz artık Çorumlu oldu. Bizden sonra herkes Çorumlu olacak. Yani bu bize olan şahsi kininden dolayı bu kadar insanı mağdur etmenin bir anlamı yok. Şimdi Nazip Bey yönetime gelmeden benim yanıma geldi Ocak'ta. Hatta dedi ki elinde bir değnek vardı ya dedi köpek var dedi. Abdestin bozulmasın diye oturduk çay kahve içtik. Dedi ki bak yeğenim dedi ben dedi yönetimi alacağım dedi. Benle iyi geçin dedi. Ben de olur dedim sen de benle iyi geçin dedim. Pekala benden aldığın adamlar ne olacak dedim. O artık alındı dedi ama bundan sonra almayacağım dedi. Daha sonra Nazip Bey yönetimi aldıktan sonra talimat vermiş. Ne kadar adam bulabiliyorsanız alın, Bahattin'in ocağı çalışmasın. Şimdi şöyle bir şey var, rızkı veren Allah'tır. Ne oldu? Benden 130 tane işçi aldı, daha sonra bize 125 tane de yine işçi arkadaş geldi. Aslında bana harcadığı eforu kendine harcasa, bence daha başarılı olur. Ben diyor idealistim diyor, zoru severim diyor, bugüne kadar kolay işleri hallettim diyor. Pekala şöyle yapalım, sen idealistsen sıkıntı yok. O zaman ben kendisine haber de yolladım. Dedim ki yapılandırma çıkacak. Herkes borcunu ödesin. Kim borcunu geç öderse bıraksın gitsin. Ben razıyım. Bana diyor ki sen diyor borcunu ödeyeceksin diyor. Diyorum ki ya senin de borcun var. Benden sana ne diyor. Ya senden bana ne benden sana ne olur mu? Ben bu sahanın %15 ortağıyım. Yani sen ne kadar söz sahibiysen yarısı kadar da benim bir söz sahipliğim var burada. Böyle saçma bir şey olur mu? Sonra kimin borcu yokmuş ki devlete? Bir yapılandırma çıkacak, taksitlendireceğiz. Yani bir dediği laf bir dediğini tutmuyor. Benim yüzeysel olarak söylemek istediğim budur. İskilip halkına da söylemek istediğim, yani benden dolayı ocak durdurulmamıştır. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Ama bizim normalde arkadaşların 1,5 aylık bir maaş alacağı vardır bizde, doğrudur. Nazif Yılmaz ödeyeceğini söylüyor. Faraza ödemezse ben ocağımdaki malzemeleri çıkarıp
hurdacıya satacağım. Tüm arkadaşlarım ben borcunu ödeyeceğim. Benim yaklaşık yani kaba olarak 1,5 milyon bir borcum vardır. Onu ödeyeceğim. Artı burada demin size de gösterdiğim gibi 436 bin lirada yine tekrar borcum var. İşçi, ara bulucu dahil. Onu da ödeyeceğim ve ben bu işten çıkacağım. Ama yapılan hareketler tamamen yanlıştır. Yani bu kış gününde vatandaş köyden evini getirdi, evini taşıttı, doğalgaz bağladı. Yani böyle bir şey olmaz. Yani benim için önemli değil. Ne yapayım ben? Her şey Allah'tan. Ama bu arkadaşları düşünmesi lazım. Tamam. Mustafa Batur dedi ki ben dedi işletmede durayım dedi. Kömürü satayım, her şeyi yapayım. Tamam, benim işletmemde de yine İskilip'ten birini şey yapsınlar, görevlendirsinler. Yine o arkadaşlar kömür satsın, işçinin borcunu ödesin. Ben bir şey istemiyorum. Ben buna da razıyım. Benim oğlum gelir. Yılmaz Madencilik'te de Mehmet Yılmaz var. Zaten şu anda işletmeyi çeviren de Mehmet Yılmaz'dır. Çünkü Nazif Yılmaz daha önceden bir takım bir olaylar oldu. Yer altında bir takım sıkıntılara düştüler. Şu anda Mehmet Yılmaz olayı çeviriyor. Yani burada herhangi bir şey yok aslında. Durum bu. Peki bu sürecin bir ne bileyim yargı boyutu var mı? Buraya bir başvuru oldu mu? Tabii. Ben şimdi İskilip Savcılığına da suç duyurusunda bulundum. Aynı zamanda dava açtım. Şimdi Nazif Yılmaz diyor ki bu anlaşmayı diyor ben imzalamadım diyor. Bunu diyor kesip de diyor yapıştırdılar diyor. Yani normal anlaşmada bizim İskilip Madenciliğin ruhsatı devam ettiği sürece şubenin de devam eder diyor. Hiçbir türlü kapanmaz diyor. Zaten buradaki amaç da şuydu, devletin yaptığı, yani atıyorum Yılmaz Madencilik, İskilip Madencilik falan madencilik filan madencilik değil de tek birinle muhatap olalım diye bu hareket yapıldı. Art niyetli yapılmadı ama işte beyefendi art niyetli olarak değerlendiriyor. İskilip arkadaşları vesaire herkes dahil Nazif Yılmaz, Enver Yılmaz ve Mustafa Çelik haricinde hiç kimse Nazif Yılmaz'ı haklı görmüyor. Sonra şu var, bu işleri iyi bilen arkadaşlarımız var. Ali Baykal var, kendisi iki tane kömür ocağı var. Yüksek tonajlı kömür satıyor bu arkadaşımız. Başka arkadaşlarımız var. Ve ben şunu da söyledim, gelsin üç kişi bu işe ne diyorlarsa ben razıyım dedim. Yani bunda bir şey yok ki, siz şimdi bana şey yapıyorsunuz, ne de kızıyorsunuz, burada işçiyi değerlendiriyorsun. Ya tamam, sen çok idealistsen, zor işleri severim dedim, bugüne kadar kolay işleri başardım dedim. Kolay işi herkes başarır, bunda bir şey yok ki. Yürüyen işletmeye oturursun, şimdi abin sana ocak bıraktı, dışarıda 20-30 bin ton kömür, aldın bunu Ali Baykal'a sattın, ocağın içinde 80 bin ton, 100 bin ton hazır kömür, aldın bunu da piyasaya sattın, Bahattin Yılmaz'ın da kömürü çıkmıyor diye paraları biriktirdin, işin iyiydi. Sonra bizden kömür çıkmaya başlayınca bu sefer baktın ki işler zora gidiyor. Ne yaparım? Bahattin Yılmaz'ı durdurayım. Ya sen beni nasıl durduracaksın ki? Beni Allah durdurur yani. Durum bu. Peki bir de şeyi sormak istiyorum ben. Şimdi maden ocağımızı Nazif Bey kapattı. Devlet kanadından yani bu ocağı kapatmaya yetkisi var mı? Mesela ki bir bilirkişi, bir müfettiş gelip teftiş edemiyor mu sizi? Niçin kapattınız bu ocağı diyerek? Şimdi bu kapanışı verdi. Nazif Bey kendi verdi ama diyor ki burayı diyor maden dairesi kapattı diyor. Ocak güvenilir, çalışılmıyor. Alakası yok. Bizim ocağımız kaç sefer denetleme gördü. Kendi ocağında bir takım problemler vardı. Hatta en son bizim ocağımıza girmediler bile. Dediler ki sizden bir sorunuz yok. Burada bir takım problemler var. Sonra bu ocakta çalışan 300 küsür kişi İskilipli. Bence bu İskilipli arkadaşlarla da görüşün ha. Yalnız tabii kişileri görüntüleyerek değil de normal röportaj yapın. Ocak hakkında, bizim ocağımız hakkında da, Nazif Yılmaz'ın ocağının hakkında da bilgiler edinin. Şimdi Nazif Yılmaz'ın tecrübeli mühendislerin hepsi bıraktı. En son adam noterden ihtar çekti. Diyor ki ocağımız yanıyor diyor, kömür üretemeyiz diyor. Sen diyor üreteceksin diyor. Şu anda Nazif Yılmaz'da tecrübeli doğru düzgün mühendis yok. Tamam, bu onun iç problemi. Ama yarın öbür gün Allah korusun bir şey olduğu zaman ne olacak?
memleketin problemi olacak. Bir de yani bu ocağın faaliyete girmesi için ne gibi bir süreci beklememiz gerekecek? Yani bu işleri ne kadar bir zaman alabilir? Vallahi bu iş şimdi mahkeme atıyorum birkaç ay sürebilir. Veyahut da olağanüstü genel kurul istendi. Nasip Bey diyor ya, Bahattin zaten diyor ortalığı karıştırıyor diyor. Genel kurulu yaptırmaya uğraşıyor. Çünkü ne de 6 kişinin 5 kişisi yaptığın iş yanlış diyor. Bir tek o. Demin saydım ya, bir oğlu, bir de koruması, yakın koruması. Yani Nazip Bey bu işleri önceden planladı. Koruma aldı, özel güvenlik aldı, bilmem ne aldı. Ya bunlar gereksiz şeyler. Bir de yani geçenki röportajında şunu dile getirdi. Propozisyonu sizin organize ettiğinize dair bir söylemler oldu kendisine. Bunun için bir söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Hani kişileri örgütlediğinizi... Şimdi ben kişileri örgütlesem, ben kaymakam beyle sadece telefonda görüştüm, telefonda tanıştım, kendisini ben daha görmedim. Belediye başkanımız da beni çağırdı, bir konuşalım diye onun için gittim. Şimdi Nazip Bey kendi yazdığını kendi oynadığı için öyle zannediyor. Ben işçilere ne diyeyim? Arkadaşlar kusura bakmayın, ben size para veremiyorum, idare edin ya. Taş yiyin, idare edin, hiçbir yere de gitmeyin, hiç kimseye de şikayet etmeyin. Tamam arkadaşlarımız burada, etmesinler. Ya arkadaş diyor ki benim diyor kredi kartım var. Koruması diyor ki niye diyor harcama yapıyorsun diyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Kim harcama yapmıyor? Herkesin borcu var. Borcu olmayan kimse yok ki. Sorabilir miyim? Bahattin Bey, bu yönetim kuruluna herkes karşı demiştiniz. Evet. Bununla ilgili bir resmi bir karşılık çıktılar için resmi bir kayıt istediler mi? Yani bir olağanüstü hepsi toplantı için resmi bir girişimde bulundular mı bu konuyla ilgili? Hasan Yılmaz sağ olsun noterden ihtar çekti. Olağanüstü genel kurul için. Ya aslında bu olay, yani şöyle diyeyim, ben vekillerimizden, valimizden, kaymakamımızdan ben umutluyum. Yani önümüzdeki hafta gelip dese ki tamam kardeşim biz buraya bir maden mühendisi atadık, zaten muhasebe var, gelsin biri otursun, kömürünü satsın, parayı alsın, işçi arkadaşların parası 3 günde verilir. Çünkü bizim ocağımızda hiçbir sıkıntı yok. Yani ben size şöyle söyleyeyim, biz yarın çalışmaya başlasak çarşamba günü biz işçi arkadaşların parasını veririz. Yani burada bir uzlaşmaya varılmıştır, tamam olay çözülmüştür dediğimiz zaman ben diğer arkadaşlardan kömür bayilerine zaten para alıp ben hemen dağıtırım. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Peki bu yönetim kurulu bu işi hızlandıramaz mı? Sadece resmi girişimi Hasan Yılmaz yapmış dediniz ya. Diğerlerinin bir resmi girişimi var mı? Hani yok, destek oluyorlar dediniz. Ya destek. Yoksa onlar da bu işçilerin durumu için hani 125 işçinin hakkını biliyorsunuz. Herkes göz ardı edemez. Şimdi şöyle, %10 hissenin altındaki müracaat edemiyor. Diğer hissedarlar %7,5 hissesi var. Onun için müdahil olamıyorlar. Ama normalde hepsi toplandı, hiçbiri istemiyor. Anladım. İşçileri, Nazif Bey diyor ki işçileri mahkemeye verin diyor. Kanuna, maden yasasına göre maden çıkartmada ve işletmede kullanılan hiçbir mal hazzedilemez bir yasa var. Bu yasaya güvendiği için mi mahkemeye verin diyor? Şimdi şöyle, hazzedilemez değil. Haciz edilir, satılamaz. Ve anonim şirketlerde başkana bir tek icra takibi yapılır, diğer üyelere icra takibi yapılmaz. Onun için Nazip Yılmaz şu anda tek imza yetkilisidir. Bu imza yetkilisini kuruldan aldı. Yalnız Nazip Yılmaz üzerindeki tüm gayrimenkulleri kardeşine ve İskilip'te bir Mehmet Kaba diye bir arkadaşı var, öyle duydum, onun üzerine yap. Şahsında hiçbir şey yok. Şahsında olmadığı için de böyle işçi arkadaşlara diyor elinizden geleni yapın diyor. Şimdi elinizden geleni yapın demek aslında çok anlama gelir. Ama bunu bilmiyor. Yani niye? Aç tavuk ambar yıkar derler. Sen elinden geleni yap deyip de sen önde bir araban, arkada bir koruman, ayrı bir araçlan, sanki bir ne bileyim valiymiş, mülkamilmiş gibi sen İskilip'te gezersen yarın öbür gün bu işçi arkadaşlarla da sıkıntıya kalır. Bu sefer der ki Bahattin yaptırdı. Ben hiçbir arkadaşa
Eğer öyle bir şeyde bulunduysam da her şeyimin üzerine yemin ederim. Yani arkadaşlara da sorun. Ben şiddetten yana değilim. Ben bu davayı kazanacağıma inanıyorum. Benim %1 bile şüphem yok. Neden? Bir haksızlık var burada. Yani insan yayladaki yerini vermiyor. Nedir o? Köydeki yerini vermiyor, tapusuz yerini. Herkes arasında bölüyor. Ya burası benim. Sen hakkına niye razı gelmiyorsun? Yani %32 küsur hissen var senin. Yani bu kadar bence açgözlüğe gerek yok. Ama bilmiyorum tabii. Onun yaşadığı kafayı yaşamadığım için bunu da bilmiyorum. O zaman buradan anladığımız yönetime gelmeden önce mal varlığını devrettiği için işçiye bu şekilde ithamda bulunuyor. Peki bir sorun daha olacak. Daha söyleyeyim şimdi. Elinden geleni yap diyor. Evet. Ya inşallah öyle bir şey olmaz da yarın öbür gün diyelim burada birinden kavga ederse gidecek. Diyecek ki bunu Bahattin İlmaz yaptırdı. E daha önce gitti zaten Çorum emniyetine. Dedi ki Bahattin İlmaz'dan ben şikayetçiyim dedi. Ben de kendisinin telefon numarası yoktur. Evine bir sefer gidip oturmamışımdır. Çocuklarını tanımıyorum bile hepsini. Bir Enver'i tanıyorum. Bir de öbür bir çocuğu var onu tanıyorum. Öbürlerini tanımıyorum bile. Yani ben yaklaşık 99-2000 yılından beri ben Nazip Bey'le hiçbir zaman kendim gidip görüşmedim. Kendisi ocağa geliyordu. Çorum'da otelimiz vardı. Otelimize geliyordu. Ben Nazip Bey'le hiçbir zaman görüşmedim. Bende cep telefonu yoktur. Ama milleti tahrik ediyor. Ondan sonra diyecek ki bunu Bahattin İlmaz yaptırdı. Benim haşa öyle hiçbir şeyim de yoktur. Bak demin ne dedim? Her şeyimin üzerine yemin ediyorum. Ben arkadaşlara da söyledim yani. Diyor ki işçiler işte yukarı gelmiyor, şöyle yapmıyor. E kendisi aşağı gelecek diyor ki Bahattin İlmaz aşağıda. E tamam ben yukarı çıktım yanına dedim gitsin işçiyle görüşsün. Yine inmedi. Ben şimdi Nazip İlmaz'ın şeyi değilim ya, koruması da değilim, tetikçisi de değilim. Zaten yeterince silahlı adamı var. 7 tane silahlı adamı var yani. Kendi çalıştırdığı ocağın durumunun iyi olduğunu söylüyor. Ama işçiler ve silik halk olarak çoğumuzun haberi var. Ocakta mühendis arkadaşların kendi çalıştırdığı ocakta işçiliğe kurallarına aykırı ve maden dairesinin ocağı kapatmasına rağmen çalıştığı için maden mühendis arkadaşların devletin MAPEK müdürlüğüne bu şekilde dilekçe yazıp istifa ettiği söyleniyor. Doğrudur. Bu arkadaşımız daha önce bizdeydi Cem Kıyak. Şu anda kendisi Amasya'da bir işletmede çalışıyor. Tüm dediklerini yaptıramadığı için şey yaptı, işi bıraktı en son. Buradan da noterden ihtar çekti. Anladım. İşçilerin haklarını aradığı için kaymakamlığa, valiye, belediyeye gittikleri için bunların yanlış olduğunu söylüyor. İşçinin hakkını araması yanlış mıdır? Hak nerede aranır? Ya mahkemede ararsın. Mahkeme süreci uzun olduğu için evet. Buranın mülki amiri var. Mülki amirden ararsın, ileri gelenden ararsın. Şimdi normalde ben bu toplantıya gerek duymadım. Çünkü neden? Ben davamda haklıyım ama geçen kendisi şöyle bir klasör getirdiği zaman arkadaşlar da gördü. Burada ben üçkağıtçı pozisyonuna düşürmeye çalıştı ama İskilip ufak yer, herkes herkesi biliyor. Burada borç da burada yazılı. Diyor ki İskilip madenciliğin diyor ben diyor SSK'dan diyor borcunu alamadım diyor. Alamadığım için diyor getiremedim diyor. Ya sen zaten alamazsın ki senin yetkin yok. Ben nasıl Yılmaz Madenciliğin borcunu alamıyorsam sen de alamıyorsun. Ama şu var, pazartesi günü gidelim SSK'dan İskilip Madencilik, Yılmaz Madencilik, Yılmaz Madencilik Şubesi'nin borçlarını çıkaralım. Arkadaşlar da kameraya çeksin göstersin. Bodro burada şimdi Bodro'yu almıyor. Bodro'yu neden almıyorsun? Yani, ha o ödesin ödemesin ben bunu yine ödeyeceğim ama ben en son çare ödeyeceğim. Çünkü ben bunu ödemem için malzemelerimi satmam lazım. Daha önce nasıl sattım? Buradaki başlamış İskilip de şurada. Götürdük. Kestim işte her şeyi sattım. İşçi arkadaşların parasını verdim ben. Yine vereceğim. Ama bu en son çare. Ben tamamen işi bıraktım. Dediğim zaman ben bunu fazlasından da vereceğim arkadaşlar. Satacağım malzemelerimi vereceğim. Ha ben nedir? Nazip Yılmaz'ı, oğlunu, o koruması Mustafa'yı ben Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey yok. Ben Allah'a havale ediyorum ve ben bu memlekette 30 yıldır yalnız geziyorum. Beni de herkes tanır. Bir kişi gelsin desin ki Bahattin İlmaz bizim hakkımızı yedi. Ne isterse odur.
Ben 2016 yılına kadar herkesin tazminatını, tüm alacaklarını ödüyordum. Hatta ben işçi payını bile işçiden kesmiyordum. Kendim ödüyordum. Sonra benim bütün muhasebecilerim, bütün arkadaşlarımın hepsi İskilip'tedir. Bunlar da biliyor. Ben yalan konuşuyorsam gelsin biri bağlansın. Ama bir de şu var. Dışarıdan kimi arkadaşlar yani şey arıyorlar. İşveren her zaman suçsuz, işveren her suçlu, işveren her zaman üçkağıtçı gözüyle medyada gırgır geçecek yer arıyorlar. Burada gırgır geçecek bir şey yok. Beyefendi, burada ciddi bir olay var. Şimdi asgari ücret 8500 lira oldu. Bizde bir arkadaş 17 bin lira alacak. Alsın, sıkıntı yok ki. Ona göre üretimini planlayacaksın, satacaksın. Ha ne olur? Önce işçinin maaşı ödenir. Daha sonra diğer giderler ödenir. Yapılan buydu. Yani şu anda böyle bir şeye kalkmak bence bilmiyorum yani çok yanlış bir şey. İkinci olacağın çalışmaması için müracaat ettiğini söylüyor. Duyumlara göre sizin çalıştığın ocak şube denetlemeden yüksek not almış. Ve bütün denetlemelerden geçmiş. Ama kendi ocağı en son yapılan denetlemelerde ocağı iki defa durdurma kararı alınmış. Doğrudur. En son Çalışma Bakanlığı geldi. 22 tane şikayet varmış. 22 kişi şikayet etmiş. Arkadaş da bizden şüpheleniyor. Ya ben niye seni şikayet edeyim ki? Sana bakanlık geldiği zaman bana da geliyor. Yani ben niye şikayet edeyim? Kimi şikayet edeyim? Benim işim var, gücüm var. Ben işimde gücümde bir insanım. Beni herkes tanır. Peki Nazif Yılmaz dedi ki benim şu Yılmaz Madenisi'nde hiçbir işçiye borcum yok. Davalık mahkemelik değilim dedi. Ama biz duyduğumuz kadarıyla hala şu anda mahkemelik olan arkadaşlar var Nazif Bey'in şubesiyle. Davalar sonuçlanmayan arkadaşlar var. Şimdi dosyaları gösterdi de işte Allah yanılttı ya, dosyaları getir dedi. Muhasebecisi kendi dosyasını getirdi oraya. Bu onların dosyası. Sonra son güne kadar şu anda Yılmaz Madencilik'te çalışan benim eski elemanlarım da mahkemeye verenler vardı. Ben onlarla yine hesabı gördüm, helalleştim ve bundan Nazif Yılmaz'ın da haberi var. Nazif Yılmaz'a söylediler. Musa Sağıroğlu, Mustafa Ural ve bir sürü bu tip arkadaşlar hepsi burada yazıyor. Ya sonra bizim olayımız SSK borcu, işçi borcu bilmem nesi değil beyler. Bizim burada olayımız 125 kişinin işsiz kalması şu anda. Evet. Şimdi diyor ki gidin şikayet edin. Gidin şunu yapın. Ya böyle bir şey var mı ya? O zaman ne yaparsın? Adamın parasını verirsin. Al kardeşim sen paranı. Ben senin çıkışını veriyorum dersin. Zaten şu anda Nazif Yılmaz'ın parası yoktur beyler. Parası bittiği için, gözü de bizim kömüre diktiği için, tamam mı? Bu arkadaşı Allah yanıltmıştır. Ya bu 125 kişi, bunun 15 kişisi dışarıda olsa 110 kişi. 110 kişi 220 kişi yapar. Evet. 15'te öbürü 220-235 kişi yapar. Yani işte fırıncısı, nakliyecisi vesairesi, yani bunlar hep 3'ten 4'ten çarpacağız. O zaman bizim bu konuda anladığımız Nazif Bey kendi idealistleri için kanunsuz olarak hem ocağı hem işçileri zor durumda bırakıyor. Bunu anlıyoruz o zaman. Tabii canım. Tekel oluşturmak. Ben kömürü daha iyi satarım. Şöyle yaparım. Vallahi bilmiyorum öyle satar mısın satmaz mısın. Çevremizde bir sürü kömür ocağı var. Evet. Burada ben tahmin ediyorum İskilipler Yılmaz Madenci kömürünü yakmaz bile. Evet. Anladım. Peki bu ocağımızı şimdi Nazif Bey kendisine devretmenizi mi istiyor? Yani konunun amacı o mu? Tabii canım, Nazif Bey diyor ki ben diyor kapattım diyor, bura benim, bitti. Benim hiçbir hakkım yok. Hiç bitti. Yani ceketinizi alın gidin mi? Tabii tabii, malzemeler diyor almadı diyor, söyledim almadı. Çünkü malzemeyi tanımadığı için o malzeme alınmaz. O malzemeyi ben satacak olsam bile normal değerinde satmam için alıcının onu gelip ocakta görmesi lazım. Diyelim satamadım öyle, çıkaracağım onları, hurdaya satacağım. Yani öyle hemen aldım gidiyorsun, 1000 küsür metre bant var. 1000 küsür metre galeri var, 1000 küsür metre hortum var, ray var, pervaneleri var vesaire, nefeslik var.
Yani işin ne olduğunu bilmediği için diyor ya, ben diyor idealistim, hırslıyım. Ya hırslısın, idealistsin de sen ocağa inemiyorsun ki zaten. Seni 3 kişi zor indiriyor, 4 kişi zor çıkartıyor. Ha, inmek zorunda da değilsin. Ya bırak yöneticiler yönetsin gitsin. Ha? Burada herkes bir parça ekmek yiyecek. Yani senin şimdi %33 hissen var. Ne yiyorsun da %10 daha olsa ne yiyeceksin? Zaten şeker hastasısın. Kalbinden ameliyat oldun. Zor yürüyorsun. Bu kadar strese ne gerek var? Yani bu dünya malı için bilmiyorum, bence çok yanlış bir şey. Yani insanları haca gitmekle veya namaz kılmakla değerlendiremezsiniz. Ha, Nazif Yılmaz namazını kılar. Haca da gitti, ikisi var, Allah kabul etsin. O onun kendi borcu. Beni ilgilendirmez. Yani sen bunu yapıyorsun. Yapma da gavur ol, benim için daha iyi. En azından kulak yiyemezsin. Şimdi şu kadar insan buralarda geziyor değil mi? Yazık, günah değil mi? Çok büyük bir mağduriyet var. Yani bu İskilip için de evet, büyük bir sıkıntı. Sadece maden kardeşlerimiz değil ve esnaflar için de büyük bir sıkıntı. Tabii. Bu hepimizi kapsayan bir konu. Aynen. Peki şunu size teklif etse, mesela ki Nazif Bey dedi ki şu parayı size veriyorum. Bir beklenti nedir bu maden hocana? Şimdi geçmişe dayanıklar bayağı bir emeğiniz var olacakta size. Tabii canım, şimdi şöyle. Normalde burayı şu anda kurmaya kalkın 200-300 bin liradan aşağı kuramazsınız. 200-300 milyon. Yani yeni parayla. Yani bu parayı vermeden mi burayı alalım? Tabii. Var. Ya işte diyorum ya, çarşamba gününe kadar vereyim dedi. Ben hatta dedim ki bir miktar para verir, bir miktar da kömür verir. Benim zaten ocağımın tüm haritaları, rezervlerin hepsi işlenmiştir. Belli yani. Sondajlar var. Helalleşirsin, alırsın, en azından gönül rızasından olur. Yani helalleşmeden bir mal alınıp satılmaz. İnsan affedersin kurbanda bile mal alıyor, adamdan helalleşiyor, pazarlık yapıyor yani. Al hayrını gördü. Bizim burada hiçbir emeğimiz yok. Siz emeğinizin karşılığını alayım, ceketimi alıp çıkayım, bu 125 kişi de işine devam edin. Aynen, benim ne borcum varsa ödesin borcunu, çıkaralım tüm arkadaşlar ödeyelim. Şimdi Ekrem Sülük bizim avukatımız ara bulucuydu. Bizim bir takım sıkıntılar oldu. İşçi arkadaşlar gitti. Ekrem Bey dedi ki Bahattin İlmaz'dan ne kadar alacağınız var dedi. O da dedi ki Bahattin İlmaz hesaplasın dedi. O bizim hakkımızı yiyemez dedi. Ben zaten yiyemem. Niye? Bizim de muhasebeci arkadaşlar hesaplar. Ben borç neyse inkar etmem. Param varsa öderim. Param yoksa geç öderim ama neticesinde öderim. Şu an ödenmesi gereken ne kadar borcumuz var işçilerimize? Maaş olarak evet. 1 milyon 46 bin lira 11. ay. O da normalde pazartesi salı günü geliyor. Yani bu maaşın günü gelmedi daha. Pazartesi salı günü geliyor. Yani normalde bu para salı çarşamba gibi ödenirdi. Ama ben mesela bu iş olmasaydı ben bu maaşı geçtiğimiz perşembe günü ödeyecektim. Bu fabrikacı arkadaşlardan, abilerden alacaktım, ödeyecektim. Bir sıkıntı yoktu. Nasip Bey ben öderim dedi. Üstad duydunuz, bir sürü demeci var. Öderim diyor, bodro yok diyor. Ha, sana bodro. Gene ödemiyor. İstiyorsanız vereyim size de bodro. Kağıttan çok. O zaman sizin bu hani bağlantı yapmıştım dediniz ya. Yeni bağlantılar. Evet. O zaman bu sizin bağlantının önünüzü kesip işçilere maaş ödeyememenizi ve sizin sıkıntıya düşmenizi istedi işçilerle beraber. Tabii canım, benden bağlantı listemi istedi. Yolladım. Ondan sonra dedi ki bunları kaç paradan yaptın? Ben dedim 200 liradan yaptım. Yani bağlantının, meblağının bir önemi yok ki. Niye? Neticesinde sen bana belli bir kömür vereceksin. Ben o kömürden borcum olan insanlara vereceğim. Yani o seni bağlamaz. Bir de şunu sormak istiyorum ben. Şimdi bu biriken maaşlar illaki artık kardeşlerimiz içinde mağdur olan da bayağı bir çok. Ne bileyim, kimisi köyünü bıraktı geldi. Tabii canım. Yani tarlasını sattı, çoluğunu çocuğunu aldı geldi. Ve şu an bir de zorlu bir süreç. Kış ayına dek geldi bu insanlar. Bu ödemeleriyle ilgili bir çalışmanız var mı? Yani olası bir aksi gittiğini düşündüğümüz zaman bu konuyu. Böyle bir yani bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Bunu nasıl ödeyeceğim? Geçen gün arkadaştan görüştüm. Ankara'da bir madenci arkadaşım var. Yeni ocak açıyormuş. Kendisini de çağırdım. Kendisine buradan malzeme satacağım. Satacağım, vereceğim. Peki ocağımız günübirlik üretim mi yapıyor, yoksa bir su toplamamız falan olmuyor bizim? Ya madem ocağında yani o toplama oluyor tabii.
Yani elimizde mesela ki işçilerimizin parasını karşılayabilecek bir stoğumuz var mı şu an? Ya şu anda az bir miktarda kömür var ama borcumuz da var. Artı bunu nakite çevirdiğiniz zaman zaten nedir o işçi arkadaşların parasını karşılayacak bir para yok. Çünkü bizim ona göre ödemelerimiz de var. Biz bir sürü maden deliği aldık, bir sürü malzeme aldık. Ben 210 metre mi bant aldık en son alev yürümesi? 210 metre bant aldık. Bu da yaklaşık 750 liradır metresi. Bant şu anda atölyede duruyor. Yani depoda duruyor. Bunların da parası ödenecek. Yani bu birden yapılan bir yanlış. Bu, yani bu durum hem işçiyi hem işvereni hem malzeme aldığınız herkesi, esnafı çok zor duruma düşürüyor. Tabii canım. Yani o zaman devletimizin bu işe yani ivedi bir şekilde en geç bu hafta içinde bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Bence ben. Bulunur tahmin ediyorum. Şöyle işte Vali Bey, Kaymakam Bey, Vekil Bey bence İçişleri Bakanlığı'na bir görüş yapsa, ben sabahtan beri aynı şeyi söylüyorum. Getirsin birini işletmenin başına koysun. İkinci gün yine aynı şekilde üretim yapmaya başlarız. Hatta ilk vardiyada bile yaparız. Kömürü satarız, işçi parasını alsın. Yani ben hatta kendisine de dedi, haber yolladım ki. Çünkü kendisine konuşulmuyor. Bir dediği diğer dediğini tutmadığı için sıkıntı var. Arada bir abimiz var, o da yazışıyor WhatsApp'tan. Çünkü sonra demedim diyor. Ben de diyorum ki çalışırken biz pazarlık yapalım ya da şu anda çalışırken mahkeme devam etsin. İşçi arkadaşlar parasını alsın. Şirketin ödemeleri belli zaten. Listeleri muhasebede, ben ekstra bir şey liste çıkartacak halim yok. Muhasebeci arkadaşlar çıkartır ödemeyi. Der ki bunu bunu ödeyin, işçi arkadaşlara ödeyin. Hatta ben kendisine haber yolladım. Dedim ya şu anda kömür satılıyor. Rahat dursun da biraz para kazansın. Benimle illa kavga etmek istiyorsa biz yine bir ara kavga ederiz de dedim yani. Arkadaşlar önümüzdeki hafta parasını alır. Yani biz diyelim ki yarın başladık müstak. Çarşamba günü parasını alır. Ama kalıcı bir şey olacak ki ben gideceğim o arkadaştan para alacağım. O zaman bu iş kalıcı çözüm sadece maaşla atmak değil. O işletmenin çalışıp, çünkü işçiler kışın yani herkes iş bulamaz. O işletmenin bir an önce bir şekilde açılıp çalışıp siz işçilerin maaşını 2 gün içerisinde öderim diyorsunuz. Ben ödemeyeyim. Koyalım birine. Evet. İşletme sürekli çalışsın. Tamam mı? Evet. Mahkeme sonuçlandı mı? Mahkeme dedi ki Bahattin Yılmaz senin burada hiçbir hukuki alacağın yok. Evet. Burayı terk et dedi. Ondan sonra ben de orada zaten dışarıdaki binalar ve arazi bizimdir. Ocağın içindeki ben malzememi sökerim. Çıkarıp satarım. İşçi arkadaşların tazminatını öderim. Veya Nazif Bey malzemeleri değer biçilir. Ben hatta kendisine o haberi de yolladım. Dedim ki bak sıfır malzemeleri sıfır fiyatına söyleriz. Diğer malzemeleri de %70 değerinde söyleriz. Çünkü bizim malzememiz kıymetli malzemedir. Ona göre bir ara bulunur. Kömürü de belirleriz fiyatını, ne kadar atıyorum 1000 lira 2000 lira neyse. Ona göre de ben kömürümü alırım çıkarım diyorum. İlk önce tamam diyor, sonra diyor ki bırakacaklar diyor, ben hiçbir şey vermiyorum diyor. Ya insan eşinden ayrılırken bile nafaka ödüyor ya. Nafaka denen bir şey var. Yani bu işin çözüm noktası her şeyden önce birinci madde ocak, ilk önce o ocak çalışmaya başlayacak. Ocak çalışacak. Önce ocak çalışacak. Ha, bunu bence vali bey, vekillerimiz, kaymakamımız ben halleder diyorum. Çünkü buramız cumhuriyeti değil. Böyle bir olay hiç yaşanmadığı için çözüm bulunmuyor. Ama nedir? Ya devletsin sen, getirip oturtursun oraya birini. Çıkartırsın kömürü, satarsın, verirsin çalışanın parasını. Dersin kardeşim siz bekle. Kanun ne dedi, hukuk ne dedi bu ha. Kardeşim sen haksızsın, sen haklısın. Ondan sonra bir çözüm olur. Bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi Nazif Bey diyor ya işlerin çıkışlarını verelim. Herkes işsizlik maaşı alsın diyor. Hı. 125 tane işçinin içinden işsizlik maaşı alabilecek 5-10 tane işçi arkadaş anca var. Peki ikincisine gelince de zaten çok güzel bir rezerv olduğu söyleniyor. Şu anda devlet neden çalışan bir işletme varken, kazanan bir işletme varken devlet kendi kasasından işçiye para ödeyip de zararı uğrasın? O zaman bu devlete de bir zarar uğratmaya çalışıyor. Tabii, öyle düşünelim. Tabii. Ya Nazif Bey'in köşesi yoktu. Nazif Bey kızdı mı burnunun doğrultusunda gider. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Şu an 225 kişi bizi izliyor. Burada Arık bir soru sormuş.
Nazif Bey, Yılmaz Bey'in sizin çalıştığınız damarlarda çalışacağını söyledi. Bu çalışmayı yapabilir mi diye bir sorusu var. Yapamaz. Nasıl yapacak? Bu da şey bitmeden bunun projesini vermesi lazım. Yani bu süreç sonlanmadığı sürece böyle bir şey abi yansın. Canım çalışabilir mi ya? Ben şu anda ocakta, dün ben gittim ocakta yattım, bugün geldim. Abim geldi, biz hep ocakta yatıp kalkıyoruz. Ben malımın peşindeyim. Ha, ocakta yatıyoruz derken bizim öyle korumamız falan yok. Niye? Biz Allah tarafından korunan insanlarız. Ben ocakta yatıyorum, benim kapım açık, her şeyim açık. Peki, sıkıntı yok. Bahattin Bey çalışamaz diyorsunuz ama biz duyduğumuz kadarıyla devlet kapatmasına rağmen kaçak olarak çalıştırdı. Yani onlar göze alan bir insan gene aynı şekilde kaçak olarak girip çalışmaz mı? Yani proje... o şimdi kadar... şöyle, bir dakikada yapılacak iş değil o. Anladım. Yani o çalışabilmesi için taban yolu sürecek, hazırlık yapacak, nefeslik çıkacak. Yani 2-3 aydan önce yapılacak bir hareket değil o. Her halükarda. O şimdi taciz ediyor, çalışacağım, yapacağım, yapsın. Ben dedi kapatacağım, kapat diyorum, kapatacağım, kapat. Ya kapat arkadaş. Ben en ufak bir direnç göstermedim ki. Kepçeyi almış gelmiş, avukatı var. Ya bir sefer ocağın nasıl kapanacağını bilmiyor. Avukat da geliyor. Jandarma orada, ben dedim ki tutanak tutarız dedim. Burayı sen kapatıyorsun diye burada oluşacak tüm zararları sizden beyan ederim. Jandarma dedim, sen de imzala. Avukat da imzalayacak, Nasip Yılmaz da imzalayacak. Ben imzalamam dedi. Çünkü jandarma biliyor. Ha, ondan sonra ben herkes hakkında suç duyurusuna bulunacağım. Bir de 2 ay öncesinden bu ocağı ben kapatacaktım söylemişti. size herhangi bir tebrik veya ki aranızda bir konuşma geçti mi daha öncesinden? Ve ocağınızda bir can kaybı yaşandı. Sizin kalp krizinden dolayı bir iş personeliniz vefat etti. Bunun önünde bir konuşma oldu mu aranızda? Bir? Hayır canım, şimdi ben işçi arkadaş kalp krizi geçirdi, öldü. Allah rahmet eylesin. Tamam. Ben o zaman kömür satmıyordum ki, o zaman kapatsaydı. Niye bana bu kadar daha bir sürü yatırım yaptırdı? Ocakta yatırım yaptı. Bakın bu arkadaşlar, şef, çavuş arkadaşlar burada. Biz dünyanın masrafını ettik hoca. 500-600 metreküp'e yakın hemen hemen biz direk aldık. İhalelerden aldık. Biz ocağa dünya para harcadık. Niye o zaman kapatmadı maden? O zaman kapatsaydı 350 metrekareleri sürdük. Üst taban yolu sürdük. Yani İyi niyet değil o, art niyet. Yani Cumhurbaşkanımız da her konuşmasında açıklıyor. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz diyor. Yani buna rağmen bu üretim varken kapatması, yani dediğiniz gibi, yani bilmiyoruz bir durumu var mı, sağlıken bir durum, ama yani bu durum hem işçiye hem halka hem sizin çalıştığınız şubeye hem devlete karşı bir, o zaman bir baş kaldırma gibi mi düşüneceğiz? Ne diyeceğiz biz buna, yani vallahi ne cevap alacağız biz buna? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Eğer isterseniz yarın öbür gün istediğiniz hastaneden, tam teşekküllü hastaneden randevu alalım. Ben alayım, kendisi de alsın. Bir doktora görülelim. Yani ben düşünüyorum, taşınıyorum. Ben bu işi bir yere vardıramıyorum. Ya bir insana 100 kişi haksızsın dedikten sonra daha bunu üstelemenin bir anlamı var mı? Yok. Gece geliyor ocağa, gece gidiyor. Niye? 4'te 5'te geliyor ocağa, akşam gece gidiyor. Gerek yok ki. Çıksın gelsin şurada. Diyor ya ben İskilipliyim diyor. Çıksın gelsin, hadi beraber gezelim. Siz bir de Nazif Bey'le görüşmediğinizi söylediniz. Hani bu konuyla ilgili bir istişare olsa yan yana gelir misiniz? Ben herkesten yan yana gelirim üstad. Benim yani şöyle diyeyim, konuşmadığım insan dahi olsa görüşmek istese buyursun gelsin, ben görüşürüm. Ben yine kendisinden görüşürüm. Ama biz niye aracı kullandık demedim diyor. Adamlar oturduk, oturduğumuzu inkar ediyor. Abime dedi ki yeğenim bak dedi, temiz bir sayfa açacağız dedi. Abim dedi ki sen temiz sayfan bu mu? Yani temiz sayfa böyle mi oluyor? İşçi arkadaşlar da ısrarla sizle memnun olduklarını ve sizle çalışmayı istediklerini söylüyorlar. Hatta şu anda da dışarıda hep birlikte bekliyorlar size destek için. Arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ya şimdi şöyle, ben 13 yaşından beri çalıştığım için işçi olarak da çalıştım, işveren olarak da çalıştım, yine burada çalışıyorum. Biz işçi psikolojisini bildiğimiz için işçi arkadaş beni tabii ki seviyor. Herkese de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu ben diyorum da öbür arkadaşlara da sorayım. Evet.
günlük bir ocağın masrafı ne size şu an? Yani bir günlük. Şimdi şöyle dedim. Bizim ocağın normal masrafı 2-2,5 milyon. Yani bir aylık. Ama bu şey olarak da değişir. Yani şimdi taş çıkartırken, kömür çıkartırken, ama bunu ortalama olarak baz alırsınız. Şimdi önümüzdeki ay bu artar. Yaklaşık 3 lirayı bulur. Sigortalar, işte yeme, içme vesaire 3 bin lirayı bulur. 3 bin lirayı da bulduğu zaman hemen hemen günlük 100 bin lira. Bunda 26 gün çalışılıyor biliyorsunuz. İşte 100 küsür bin liraya gelir. Bir de yani geçmişe dönük çalışmalarınızla şimdi çalıştığınız alanda tam böyle dört dörtlük bir maden bulamadığınızı ve şimdi bu süreç içerisinde siz iyi bir kömüre ulaştığınızı söylüyorlar. Doğru mu? Yok, şimdi şöyle, bizim kömürümüz zaten vardı. Ama bizim şimdi daha önce dedim ya, bir tane kapalı bir yerimiz vardı. Yani orada bir arkadaş kaynak yaptı. Oradan sıkıntı yaşadık, diğer bölüme geldik. Diğer bölüme geldiğimiz zaman bu yer altında atımlar ve faylar oldu. Biz bu atımları bilmediğimiz için ilk başlarda biraz sıkıntı yaşadık ama daha sonra galeriler sürüldü. Atımlar, faylar hepsi projeye işlendi, haritaya işlendi. Tamam mı? Şu anda normal çalışıyorsunuz. Bir de daha önce dik damar diye, yani kömürün ocaktaki eğimi var. Dik damar diye bizi Çalışma Bakanlığı çalıştırmamıştı. O bölgeleri kapattı. Tabii biz bunu arkadaşlara söyledik ama arkadaşlar diyor ki ya Bahattin abi diyor, kömürü bırakıyor, taş kazıyor diyor. Yani beni aslında Çalışma Bakanlığı çalıştırmıyordu. Onun için biz aşağılara indik, bulunca zannediyorlar ki biz kömürü yeni bulduk. Kömürü biz bulmadık. Kömür zaten vardı da oraya müsaade etmiyordu Çalışma Bakanlığı. Oraları düzelttik. Her şey yoluna girdi. Buradan bu çıktı işte. Zaten her şey yoluna girdiği için bu çıktı. Gitmese gene bir şey yok. Taş çıkartırken hiçbir sıkıntı yok. Ben maaş ödeyemezken de hiçbir sıkıntı yok. Ama ben birinci aydan beri Allah'a şükür bizim maaşımız hiçbir gün aksamadı. Bu da aksamıyordu. Hayır, bari bekle, maaş ödeyeyim de öyle kapat değil mi? Bir hafta daha beklese ben maaş ödüyordum. Kendisinin yani geçtiğimiz günde röportajında işte bir mefaat olayı oldu. O yüzden ben bir referans verdim onlara iken. O iki ay zarfında da hani siz biliyorsunuz ki bir görüşmemiz olmadı bizim. Gerekçesiz bir şekilde bu 125 kişi işten çıkarıldı ve mağdur olduk. Tabii canım. Yani tamam, vefat olayı oldu. Onda da vefat olayı oldu. Yani her canlı ölümü tadacaktır diyor. Arkadaş kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ben de girerim, ben de geçiririm, ben de vefat ederim. Ama şimdi bu arkadaş vefat etti de Nazif Yılmaz'ın görüşü mü değişti? Madem öyle, desin ki ya böyle böyle bir durum oldu. Arkadaşlar, ben bu işten vazgeçtim. Ben diyorum, ben olmayayım. Tamam. Abimden gitsin anlaşsın. Öbür abimden anlaşsın. Kimden istiyorsa anlaşsın. Ben ocağa da çıkmayayım diyorum. Yani bundan daha şey bir şey var mı? Senin derdin benlense, ya sonra sen idealist, iddialı insansın değil mi? Derdin ne benle? O zaman tamam, daha iyi, nasıl olsa 100 küsür tane işçimi aldın. Beni batırmak için biraz daha mücadele ver. Batır beni, al zafer zafer bayrağını al eline, çık konuş. De ki bak, kim idealistmiş, kim işini iyi biliyormuş. Bahattin Yılmaz bu işlerden anlamaz kardeşim. Boyunun ölçüsünü verdim dersin. Öyle değil mi? Usta asker resmi geçitte belli olur. Şimdi size iki ay tolerans vermiş bir kişi. Allah razı olsun. Şunu diyecektim. Hani malum kış ayındayız. Ve bu bizim burada tek amacımız inanın bu 125 kişinin hakkıyla ilgili. Tabii canım. Mesela ki iki ayı zamanı verebiliyorsa Bahattin Yılmaz. Kardeşim, buraya bir dört ay daha ekleyebilirim de ne bileyim, bu insanlara bir yazı çıkartmasını yapabilir miyim? Tabii yapar. Niye yapmayacak? Ha, şimdi bugün desin ki tamam ben şey yapmıyorum, davamdan vazgeçtim desin. Tamam, işçi arkadaşlar zaten hem hazır, gece 12'de işe girerler. Sıkıntı yok, zaten çıkışını vermedi. Şimdi diyor ki bana bodroları gelmedi, ben çıkışını veremiyorum diyor. Ya aha, ver. Yani sen şimdi bu arkadaşın çıkışını vereceksin. Şimdi bu arkadaşlar şu anda hayat standartını 11 bin lira üzerinden kurmuş. Ona göre çocuğunu dershaneye yollamış. Ona göre çocuğuna telefon, tablet vesaire almış. Sen şimdi bu arkadaşı tutuyorsun 3000 küsür liraya düşürüyorsun. Ya bu adam nasıl geçinecek? Bunun kendine göre bir harcaması var. Öyle değil mi? Evin kirası var. Çoluk çocuğunun gideri var. Yemesi içmesi var.
Tamam, işsizlik maaşı alsın diyor. 11 bin lira almayacak işsizlik maaşı. 3200 lira mı? 3300 lira mı? Kaç para alıyor? Bilmiyorum, o çalışma dönemine göre. He. Kilometre. Ya isterse 5000 lira olsun. 11 bin lirayla hayatını idam ettiren bir arkadaş 5000 lirayla nasıl idam ettirecek? Ve 5000 lira gibi bir rakam da yok. Verdi mi? Böyle bir rakam devlet vermiyor. Verip vermeyeceği de belli değil. E izliyoruz televizyonlarda da herkes gidiyor işsizlik maaşına. Kimse bir şey alamıyor. Ya sonra bu kadar arkadaş niye hepsi diyor ki Bahattin abinin art niyeti yok? Art niyetim olmadığını biliyorlar çünkü. Art niyeti yapan arkadaş belli. Tamam. Az bir vicdanı merhameti varsa o zaman dava sonuna kadar beklesin. İşçi arkadaşlar gitsin çalışsın. Çıkan kömürden de herkes parasını maaşını alsın. Davayı kazandı mı? Kazandı kardeşim. Bak ben davayı kazandım. Tamam mı? Bitti. Bahattin bu malzemeyi de bana mı satıyorsun? Alıyorsun mu? Al git kardeşim desin. Ben de alayım gideyim. Daha ne diyeceğim ben yani? Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söyleyecekleriniz başka şeyler varsa? Yok, benim klasör biraz az geldi ama öz geldi. Farkındaysanız. Evet. Yani o kadar klasöre gerek yok. O kendi klasörü onun. Ha diyor ki 9-10 milyon borcu var. Ben Nazip Bey'in dediğini beyan aldım. Ha ben bilmiyorum şu anda borcum ne kadar. Ama onun da yaklaşık 37-40 milyon arası borcu var. Şeyse onu da aynen böyle getirsin göstersin. Ha evrak burada. Evrak yanılmaz. Yani bu kapanmalar borçtan dolayı falan değil. Tabii tamam, canım ya tabii ya. Kişisel sorunlar var. Aynen var. Aynen taahhüt edelim şey yapalım diyorum. Borcunu ödeyemeyen bisikliği bir terk etsin ya. Var mı daha bundan başka bir şey? Zaten 42,5 yıldır, 2,5 yıl geldi yönetime. Tamam mı? Az bir günü kaldı. Hırs başını yedi. Başka hiçbir şey yok. Ben rahatım. Ben kimseye kendimi ispatlamak zorunda değilim. Ben madenciliği çok iyi bilmek zorunda da değilim. Soru sormak isteyen varsa alalım. Yoksa var mı soru soralım? Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.